Selam sevgili dostlar, ben PlayDD Demirkırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Hemen... Abi dakika, telefonumuza bir tane mesaj varmış. Hemen arabamızı çağırıp gidelim diyecektim ama bayerden bir mesaj varmış. Neymiş bu mesaj, bir bakalım. Diyor ki, iş hırsızlık. Hayvan arttı bir taşıyan aracı çal. Hayvan için tıbbi kaynakları taşıyan araç. Aa, hayvansever bir grup. Kısınıza oturup çavuşluk odana vakit yok. O yüzden kısa cevap vereceğim. Aman, çok ayıp. Böyle şeyler söyleme. Aa, gelişim varmış. Gelişim. Şuraya bir tane şundan bir ekleyelim. 20 yapmamız az kaldı. Bu neymiş? Tabancı patlalarda ateş ardardı. Açma kasarı %10 arttır. Çok güzel. Arttırsın. Tabanca uzak akım mesafe atışırken hasar kaybını ortadan kaldırır. Aa, uzaktan ateş ederken hasar kaybı azalıyor. Şey olmuş. Düşman attıktan sonra altı patlar ateş hızı 6 saniye %5 arttırır falan. Aa, tamamen modifiye durumu olan tabanca altı patlar kritik ihtimal %5 arttırır. Bu ne? Şu güzel ya. Tabanca ilgili neredeyse her şeyi fullemek üzereyiz arkadaşlar. Aha bak, şu aşağıdaki şeyde yetenek ilerleyişimiz arttıkça buradan ekstra bir puan daha geliyor tek el tabancalarda. Diyor ki tabancalar ve altı patlar kullanan kritik hasar arttırıyor falan. Yani şu aşağı da artıyor. Hani üstteki bir şey arttırırken bunları ekledikçe, puanları buraya ekledikçe aşağıda yetenek ilerleyiş ödülleri olarak buradaki eklediğimiz puanlar bize ekstra bir hasar, kritik vesaire daha olarak ekleniyor. Şimdi, hayır bu değil. Motorumuzu çağıracağız. Motorum benim, motorum benim. Canım ciğer, motorum benim. Gelsin bakalım motorumuz, gidelim. Değil mi kız? I don't recognize you. Just passing through. Gün batarken tepelerin ardından başlarım teletabilerin deyip şuradaki sarkova kasasını çözmeye gidelim. Puan puandır. Puan arttıkça keyfim yerine geliyor. Tadım, tadım. Neden ona? Aa, buralar niye böyle olmuş lan? Ha, taze iş gelmiş. Üstü başı asker teçhizatlar dolu, travmasyon stres bozukluğu olan bir gazidir. Ama çok gazi vurduk ya. Gazi avcısı olduk resmen. Olacak iş değil. Yapılar çok ilginç ya. Mesela... Yollardan verim alabilmek için neredeyse birçok yolun üzerinde konsol çıkmalar şeklinde şeyler yapmışlar abi. Ben buraya nasıl girebilirim? Aa, şuradan girebilirsin diyor. Tamam, oradan gidelim. Güzel. Hop. Abi şuradan gidiyor. Hayır, buradan gidilmez. Buradan gidilmez. Geri. Dumana bağlı motoru. Geri. Acaba dedim bir alttan geçiş var mıdır da yokmuş. Direkt şuradan gideceğiz. Ne oluyor be? O ne? Lan Psycho buradaymış. Bu nasıl bir manzara lan? Hey Judy, what's up? Hey. Can you come over stat? Herkes de beni çağırıyor. Something happen? Yeah. Just come. Geliriz Judy'cim, senin içine geliriz. Ne olacak? Öldürülmüş bu. Biz niye aldık oğlum bu kızı? At şuraya. Bırak abi. Kızı niye aldık biz? Kızı inceyiz izlerken aldık. Tamam. Kızı inceyecek bir şeyler daha var. Onlara da bakalım. Bir ordu tüfeğiyle yakın mesafeden açılan ateş sonucu olmuş bu. Burada biri daha var. Ölüm sebebi arabanın altında ezilmiş. Tamam. Psycho'muz yukarıda gözüküyor. Yukarı çıkalım.
Ordu tüfeğiyle başından vurulmuş. Çatı çatı vura vura gitmiş abi herkes. Baksana. Abi bir dakika, bunların üzerinde malzeme var. Toplayalım. Ya şu manzara eşliğinde de Psycho ile kapışmak güzel olacak ha. Böyle dar karanlık yerlerde değil de böyle açık alanlarda çatışmak güzel oluyor. Yunan şeye bakar mısın? Vinçler falan kurmuşlar. TV'lerini de patates etmiş abi adam. Bu değil herhalde. He's gone psycho. Bunda güzel bir ses çıktı. Şu mesajı okuyalım. Günlük şu muydu? İş bu. KTE Nice City Şehir Meclisi tarafından 4 Mayıs 2063 tarihinde kabul edilmiş. Sebep, gittikçe daha sık görülen ölümcül zonik hastalıklar karşısında şehir konseyi şehir sakinlerinin enfeksiyonlara yakalanma riskini en az indirmek amacıyla alınabilecek etkili yöntemlerden biriymiş. Ve bazı şeyleri telef ediyormuş. Varşova Katolik Kilisesi ve kökenleri. Sergio bilmem ne. Edebiyat, diğer. Bizim okumamız gerekenler bunlar değil anladığım kadarıyla. Bunlar bulduğumuz çipler. Broşür çipleri değil, makaleler değil, Nazi sakinleri değil, şiir. Dehşet cevap verdi. Ben ork. Lanetli ağaca sarılan. Zaman bitti. Gölgeler geçer. Sabah kırılır. Uzrein sapkın. Yanan hazzı on emre çevirdi. O gece yıldız misafirlerini vahşetten geçirdi. Taştan yaşanız. Yaşanası toz eder dini parçalarım. Dört rüzgar alır. Onları kimse toplayamaz. Falan filan. Ken Masuka, barış yapmak istiyoruz. Sen de ister misin? Diego, kızımı istiyorum. Barış yapsak da yapmasak da onu geri alacağım. Ken, hata yaptık. Onu geri vermek istiyoruz. Hata yaptınız tabii. Nerede? Ne zaman? Pasifika iskelede. Kızı oraya gibi bırakacağız. Sonra herkes kendi yoluna. 20 dakika sonra oradayım. Orks çocuğu, şimdiden 20 adamımızı öldürdü. Nerede kaldınız? Adam bizi ağlıyor abi. Hiç destek, hiç acelesi yok. Sizin yüzünden 2-3 tane işi kaybettik be. Adamı göremiyoruz bile. Sıçan gibi saklanıyor. En mükemmel zamanda saldırıyor. Kız çok uygun, çok mükemmel. Bak görsün. Asiktir be oradan. Neyi bekliyorsunuz oğlum? Çıkarın adamı. Hadi ortaya mal mısınız falan. Kızı yem olarak kullanın. Anlaşıldı patron, kıza tuzak kuracağız. İşini bitireceğiz. Mesela artık kızı geçti. Artık intikama döndü olay. Ana meselenin kız olduğunu hatırlatın aptal şeyler, bok çuvalları. Hele kafasına bir çıkarsın da o zaman görürüz. Bunlar adamın kızını kaçırmışlar. Kötü yola sokmuşlar Nuri Alço tripleriyle. Sonra adam da meğer çok iyi bir savaşçıymış, askermiş. Kızını kurtarmak için demiş ki kızımı geri verin. Fakat kızını geri vermemişler. Kızını yem olarak kullanıp adamı öldürmeye çalışmışlar. Adam da bunları delik deşik etmiş. Ve sonra biz de geldik. Bu kızını kurtarmaya çalışan adamın az önce kafasına sıktık. Yani buradaki kötü adam biz olduk arkadaşlar. Ne yazık ki. Şimdi envanterimize bakalım. Yeni bir silah aldık.
şu tabancalar da çok ucuza gidiyor ya. 100-150 dolar ne abi? Ben kaç paraya aldım tabancayı? Çok çok pahalı bir şey aldım. Bak böyle bir silah daha varmış. Dur bu silahı deneyelim. Aa, üçlü atıyor. Üçlü atıyor ama benim için üçlü atması yeterli değil. Çatır çatır sıkması lazım. Üretime gelelim. Geliştirmelere gelelim. Şu silahı geliştirebiliyormuşuz. Haydi canım. Harika, geliştirdik. Şunu da geliştirebiliyormuşuz. Bunu da geliştirdik. Bunları geliştiremiyoruz. Diğerini de zaten geliştirmek istemiyorum. Ne gereği var değil mi? Şu gözlüğü geliştirelim ya. Çok da bir malzeme istemiyor gibi. Geliştirilebilir gibi ama. Neyse. Kıyafetleri çok hızlı geliştirdiğim için gerek duymuyorum. Şimdi ne yapacağız? Regina'ya Cyber Psycho vakasını anlatmamız gerekiyormuş. Hemen. Regina. Oy Regina. Kolay olmadı ama adamı indirdim. Regina. Tek parça halinde kurtulup adamı da öldürmedi. Adamı da öldürmediğini çok sevdim. Öldürdüm lan. Diğer değişen Max'ın... Bir dakika. Tek parça halinde kurtulup adamı da öldürmediğini çok sevdim. Neyse'nin yırtıcı hayvanları ya da diğer değişen Max Tux'ın peşine takılması çok kötü oldu. En iyisi bu sefer işlerin burnuna sokmamak. Kızın teki kaplanların hoşuna gitmiş. Onlar da hatunu yavruya dönüştürmeye karar vermişler. Çok büyük hata. Tabii kızın babası özel kuvvetler emekli olduğunun haberleri yokmuş. Dediğimiz gibi. Adamcağız heriflerin peşine düşmekle geç kalmış. Kalmamış yani. Ellerinde tek bir seçenek kalmış. O da adama tuzak kurmak. Çok büyük bir hata. Kızın peşine eski bir komandoyu asla hafife almamalısınız. Adam karşısına çıkan herkesi kaplanları devirmiş. Çeteciler yanlış adama kazık atmış. Evet. Galiba bu görev de bitmiş oldu. 3500 ile cebe attık abi. Şimdi buluşmamız gereken 3 kişi var. Penem var. Öteki kız var. Bir de Takamuru Oramakoma Buramako var. Hangisiyle buluşacağımı bilemiyorum. Aa, bu ne lan? Oha. Kurşun, 9 kurşun gördüm yani. 98'miş. Bir dakika. Şu şarjörü bir değiştir kardeş. Şurada malzemelerimizi satalım. Burada değil galiba. Üst tarafta. Nerede satılıyor kardeş malzemeler? Şurada bir yerde olursa gerek. Heh, buradaymış. Şimdi şu malzemeyi bir satalım. Bu silahı sevmedim kardeş. Bunu da sevmedim. Yalnız bunun ne şeyi varmış ya? Seviye 27. Baksana 500 DPS var. Yani çok seri ateş edebiliyor. Bir denemek isterdim. Bu dursun lan, bir deneyelim. Ya bu kadar yüksek DPS olması ilginç. Şunu da her seferinde satışa koyuyorum ya. Bir gün gerçekten kazayla satacağım galiba. Bunun bir benzeri vardı bizde, sattık. 41 vuruyor mesela. Bak bu ne kadar düşük. Bu çok vuruyor ya. Baksana. Bir tanesi bayağı vuruyordu. Dur. Hangisiydi? 180 falan filan. Bizimki kaç koyuyor? 270 vuruyor. Artı kimyasal hasarla birlikte 500 vuruyor abi bizimki. Şu bıçakları da satalım. Kıyafet satalım diyeceğim de. Dur, kıyafette bir denemek lazım. Envanterim, kıyafetlerim. Bir dakika. Yok, değiştirmeyeyim. Bu dursun. Şuna bakalım. Bu daha iyiymiş. 89 veriyor. Tamam, bunu giydik. Şöyle şuraya bakalım. Pantolon. Ayakkabı. Yeni ayakkabılar var galiba. Hepsi yeni ama hepsi düşük bizden. Çünkü bizimki 68. Deli gibi bir zırh veriyor bu ayakkabı. Yeni bir kıyafet yok efendim. Siber çiplerimizde yeniler varmış. Mesela diyor ki ölümcül olmayan HP yanma uygulayarak yüksek oranda hasar verir. Aşırı ısıt, sakatla, silah hatası, sonik şok falan filan. Tamam. Bunlar tamam. Tamam. Şimdi şunları satalım. Envanterimiz. Şunu... Bir dakika. Bunu, bu eşyayı satmak istemiyor misin? Değilim. Öyle bir sordun ki şüphe ettim. Bunu da iptal et. Şunu satıyoruz.
54-68 bunu da satıyoruz. Seviyesi yüksek olmasına rağmen şey düşük. Burada giymediğimiz tek kıyafet bu. Bu 1100'müş. Bu 850'ymiş. Buyur kapşon katmanlı. Bunun artı iki tane şey var. Azaltma gücü 106. Azaltım gücü %4,5. Bunun yakın enerji maliyeti. Yakın enerji maliyeti var. Aralarında zırh bakımından çok şey yok. Ama şöyle bir şey var. Bunun artı bilmem neleri var. Bu nedenle fiyatı daha yüksek. Ay, hangisini şey yapsam ki acaba? Giysem ki. Bunu giyeyim ya. Bu efsanevi falan diyor. Baksana. Dur. Şunu giyeceğiz abi. Bak bunun ekstra bir şey daha var. Efsanevi. Ne yazıyor orada? 4,5 azaltım falan. Tamam abi bunu alalım. Diğerini satalım o zaman. Diğerini niye taşıyoruz ki? Ağırlık. Tamam kıyafetlerimiz bunlar. Bunlar. Tamam. Ivır zıvır var mı ya hiç elimizde? Oo bir sürüymüş. G abi hepsini sat. Evet. Bütün mücevherleri sattık. Şimdi bunlar ne mesela? Akıllı olmayan hedef analizi, siber donanım. Mesela şu ne? Bunları satmayalım. Bunlar yer kaplamıyor. RAM diyor. Aslında satsak da olur çünkü kullanmadığımız şeyler duruyorlar boş boş ama. Bir yerde lazım olur. Yer de kaplamıyorlar. Dursun diyorum onun için. Şimdi motorumuzu çağırabiliriz. Motorumuz gelsin. Biz de o sıra videomuza ara ve yani videomuzu bitirelim. Efendim bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bir Psycho'yu daha temizledik. Paramızı aldık. Level atladık. Ve güzel oldu yani. Bundan sonraki video yeni ana görevle devam edecek. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.